Teyze ne oldu? Deden dükkanı satmış. Ne? Baba, şimdi sen sahiden, sahiden mi dükkanı sattın? E sattım diyorum ya. Bir eve iki dükkan fazla oluyor ya. İvan kıyamet kopacak şimdi. Yok canım, satmamıştır. Aklı gidip geliyor ya. Karıştırıyor, uyduruyor. Baba, satmadın değil mi? Ya siz laftan anlamıyor musunuz? Sattım diyorum ya. 180 bin lirasını şey verdim. Kerem'in babasının ameliyatı vardı. Avvanı verdim. Geri kalan 40 bin lira burada. İlyas'ıma ayırdım o parayı. Vallahi ben bir şey demedim. Yemin ediyorum şimdi haberim oldu. Dede sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Kaç yıllık emeğimiz var. Ya ben hayır işine birinci oldum ya. Bilmiyor musun sen? Ya İlyas'ın bir dükkanı var. Ya Meryem'e dükkan ne gerekiyor ya? İlyas bu payla abi de dükkanı büyütüversin diye ben ayırdım o parayı. Hala İlyas diyor ya. Hala İlyas diyor. Ya babam bir kendine gel. Ya İlyas nereye gittik ya? Bana bak oğlum. Al bakayım şu parayı. Git güle güle harca. Ben size bir şey diyeyim. Bundan sonra benim olan her şey İlyas'a aittir. Bunu kafanı sokun. İşte o kadar. Ben çekildim baba. Ablam Allah'ını yemişim. Kadına yürüyün. Bak seni bildim, yapsın Mehmet. Ne yapacağız şimdi? Fazlaydı kablolar, çöktü attım. İyi aldık. Ya hadi hadi, çabuk çabuk hadi. Ya susturun şu arabayı be. Gece gece kafa bırakmadınız insanda. Ya keyfimizden mi ötürürüz kardeşim? Sizi polise şikayet edeceğim. Ne yapıyorsunuz gecenin bu vaktinde? Polisi kardeşim ya, bir şey yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Asker vuruyoruz, asker. En büyük asker, bizim asker. Asker gidecek. Geri gelecek. Bu yaştaki adamı mı vuruyorsunuz be? Dört yıl yaptım ben askerli. Gitmem bir daha. Vatan borcu namus borcudur. Vatan nöbetinin yaşı yoktur. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. Asker. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker. En büyük asker, bizim asker. Meryem. Meryem. Ya ayılmıyor. Sen kim oluyorsun be? Sen kim oluyorsun da bana vuruyorsun? Nasıl her şey senin yüzünden oldu? Ulan sen ne ediyorsun? Ulan el mi kaldırıyorsun abine? Uçamayacak. Kalk bakayım. Kalk bakayım. Baba. Şeytan diyor, geçer mi aslanım sana? Baba, sen bir sakin ol. Meryem! Oğlum. Ay. 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 Senin bulduğun minibüse. Yalanca bunu bulamadım zaten ya. Neyse ki yakın yerde bozuldu. Koptu benim. Ay. El fıtığım var benim. Ay. Ay. Ne yaptınız? Ne yaptın Mumin dede ya? Halının içinde can var ya. Lan ne ettiniz? Kırdınız kızın kafasını ya. Afiyet. Ay tut 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 tut. Ay. 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 Bir şey olmamıştır değil mi? Yok yok, olmamıştır, olmaz. Hadi. Ya bir şey olmamıştır değil mi? Yok yok, şey olmamıştır diyorum da. Bir şey olmadı değil mi? Yok, olmadı, olmadı. Hayır Tülis. Kaçırdım değil mi kız? Ya ben sana dedim. Ne dersin hoca ya? Bizde kaçırılan kız geri iade edilmez. Hadi aç kapıyı da girelim. Zeynep. Sabri hoca, uzatma artık. Belimiz ayrıldı zaten. Biz mi dedik sana ki kız kaçır diye? Ayrılır tabii belki. Divan, bak. Bak, beni bu işe bulaştırmayın. Bu kaçırma işinin çok büyük vebali vardır. Hocam sen de biliyorsun ki yardım etmek sevaptır. Aç kapıyı girelim içeri, daha başımıza gelmeyen kalmadı zaten.
Kız kaçırmak yaramadı bana. Fırladın tansiyon. Devran, benim devlete karşı sorumluluklarım var. Bak, benim çok temiz bir sicilim var. Böyle kız kaçırma sabıkasıyla falan bunu kirletmek istemiyorum. Anla beni, olmaz. Olur. Olmaz. Olur, olur, olur. Olmaz. Bak durun! Ne yaptınız ya? Kızı mahvettiniz. Kırmızı kemiği kalmadı. Sabri Hoca, aç kapıyı. Yok, bu böyle olmayacak. Enişte götürelim. Nereye götüreceğiz be? Bize. Bizim evde kimse yok. Herkes Asiye ablamlar da. Hadi yürü. Dedim la ilahe illallah ya. Belki içindeki eşyaları birlikte devretmişiz dükkana. Ha, çok biliyorsun sen. Kim bilir sen ne ima etti de senin yüzünden gitti sattı dükkanı. Ay, dur, dur Meryem. Ay, Revit'e yüklenip durma. Biz asıl gidip babamı konuşturalım. Kimsenin suçu yok bu işte. Kime sattı, ne yaptı onu öğrenelim. Ya kime sattıysa sattı işte. Ne önemi var? Her şey gitti ya. Ya bir gece de ya. Bir gece de her şey gitti. Kime sattığını öğrenirsek belki geri dönüş olur ha Meryem. Hadi gidelim. Ya nasıl geri dönüş olacak enişte ya? İşte ya gitmiş ameliyat için vermiş parayı. Her şey gitti ya. Ya panik yapmaya lüzum yok. Gidelim babaya soralım. Hani belki içindeki eşyaları kurtarırız. Hadi hadi. Her şey gitti. Ben yıllarımı verdim ben. Her şey gitti. Abla ya. Allah. Yanlış kız bu. Ya Zülgen'de de sen kendine kız mı kaçırdın? Odadaki kızı kaçırdık. Var ya şimdi hapı yuttuk. Çaylar geldi. Buyur Arif amca. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyur Acıt. Teşekkür ederim İsmet'ciğim. Rica ederim. İsmet'ciğim sana da zahmet oluyor ama öyle. Ne zahmet Arif amca ya? Yok yok, bu öyle olmaz. Mutlaka yarın yeni birini bulmalıyız. Sen hiç uğraşma amca. İsmet yapsın. Senin yardımcını kaçırtmadan önce düşünecekti. Ben mi kaçırttım acı? Tabii sen kaçırttın. Bornoz mornoz derken kadıncağız kaçtı işte. Aşk olsun ya. Ya tamam, ben bu lüks hayatın konforuna biraz kendimi kaptırmış olabilirim. Ama o da sütten çıkmış ak kaşık değil yani. Vallahi geçen gün bu tozu toprağı alıyorum bahanesiyle kanepenin altına iteleyiverdi ya.
Bence tamam sus İsmet, çok konuş. Tamam tamam, tartışmayın. Yarın başka birini bulmaya çalışırız. Var mı sizin tanıdığınız falan? Nermin Hanım var. Ecevit abilerin emektar yardımcısı. Yıllarca orada çalıştı, çok da memnunlardı. Siz telefonunu biliyor musunuz? Bulurum, kolay. Tamam, yarın arayın o zaman. Eğer başka bir yere başlamadıysa gelsin yarın, burada başlasın. Tamam, hallederiz. Çok güzel oldu vallahi. Bu koku ne? Bir şey yanıyor. Evet. Anam kek! Vallahi unuttum, kek yanıyor. Kek yandı, kek. Koş Sebastian İsmet, koş. Ben ne zaman soracağım unutuyorum. O akşam yemekte Meryem'le Ecevit samimi görünüyorlardı. Dost kalmayı becerebilmişler ha? İşte dediğim gibi o fotoğraf olayı vesile oldu bu hallerine. Dursun dede yanından ayırmıyor Ecevit abi İlyas diye. İlyas ha? Vaktim yok, çabuk söyle. Arif Bey, ben istediğiniz dükkanlardan ilkini aldım. Yarın şirketinize devir teslim işlemlerini bitirip İzmir'e döneceğim. Tamam. Hı-hı. Seni arayacaklar, detayları daha sonra konuşuruz. Biletini aldılar zaten. Tamam Arif Bey, merak etmeyin. Hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Tamam tamam, uzatma. Demek Ecevit'i İlyas sanıyor. bu buradaysa affedim nereye? Ulu orada horlayan Zeynep Hanım değil miydi yoksa? Değilmiş demek ki. Zaten böyle bir hanımefendiye hiç yakışmazdı. Doğru konuş be. Affedim, asla horlamaz. Horladı, horladı. Horlama dedik, yine horladı. Bak, kaçırılmadığını anlarsa af şu suratıma bakmaz. Vallahi ben bir daha kız mız kaçıramam. Ay siz o cahillerden değilsiniz. Teveccühünüz hanımefendi. Ne oluyor ya burada? Zülfikar dede, sen kendine mi kız kaçırdın, bana mı kaçırdın? Devran. Hı. Hazır kaçırmışken diyorum ki. He? Çok naziksiniz. Çok naziksiniz. Hadi iyi geceler Zeynep Hanımcığım. Evet. Hadi uşaklar. Başladığımız işi bitirelim. Heh, hadi dedim. Dedim la ilahe illallah. Ama bu kadın çok akıllıymış. Herifini iyice takip etmiş. Tıpkı bir hafiye gibi yaptığı her şeyi tespit etmiş. Annem gibi. Herif mi? Allah. Ne oldu ciğer, ben çocuklara nasıl anlatıyorum? Ya bir insana hayır işi yaptı diye bu kadar kızılır mı ya? Ya benim de fazla oluyor artık Allah. Bebeğim sen de hayır yaptın ama annemi dükkansız bıraktın. Ya, ya İlyas'ın dükkanı var. Gidip orada çalışsın lan. Yok. Teyzem bu kadına da dayanamaz. Ben size söyleyeyim. Teyze dene bak kızma. Kalk 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 çocuğum. Kaçın. Kalkın abla. Çekil. Çekil. Dedemin üstüne gitme. Dur. Dur. Sen çok sinirlisin abla. Ben konuşurum babamla. Baba. Sen dükkanı kime sattığını hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ben bunak mıyım? Gayet de hatırlıyorum. Müteahhit Semih Efendi vardı. Orada kartı vardı. Aldım onu, aradım, sattım. İşine gelince hafıza nasıl yerine geliyor? Dur. Baba, ver şu kartı da biz bir arayalım. Hadi. Hangi kart? Ha. Burada. Nereye koydun onu? Aa, öbür elimizde değil mi kart? Ha, burada, burada. Ah, ah burada işte. Ha. Bakayım. Ah, uğursuz adam görüyor musun? Gitmiş babamı kandırmış ya. Siz verin bakayım şu kartı bana. Yaşlı bir adamı kandırmak ne demekmiş? O şerefsizi arayayım da göstereyim ona. Ya sana ne oluyor? Ya sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Ulan sen niye alıyorsun şu kartı abinlerinden? Bırak onu arasın. Çakışma. Abi gereğini yapar ona. Cık, cık.
aradığınız numara kullanılmamaktadır. Ne oldu? Şerefsiz. Numarasını iptal ettirmiş. Görüyor musun ya? Ah be babam be, ah be babam. Ya senin yüzünden eşyalarımı da alamayacağım. Meryem. Biz de gidelim. Tamam tamam, haydi güle güle. Yarın görüşürüz. Ah be babam be, ah be babam be. Ya bana ne diye kızıyorsun Herif'in telefonu kapalıysa ya? Ben mi kapattım Herif'in telefonunu? Tamam be, sana ne kızacağım? Ya ah babam be, ah babam be deyip duruyorsun bana ya. Geçen abisin dükkanda çalışsın ya. Meryem, Meryem. Ne güzel ya. Ne güzel kendi yağımızla kavrulup gidiyordun. Ah babam be, ah be. Ya şöyle bir zamanda yapılacak şey mi bu? Ya Meryem merak etme. Yeniden başlarız, ben sana yardımcı olurum. Sen bu evcilik oyununa fazla kaptırdın bakalım. Biz diye bir şey yok. Ben kendi başım çaresine bakarım. Ya Meryem, bak beraber çalışırız. Ya iyi kötü bir dükkanımız var. Bak vallahi ben sana karışmam. E sen de bana karışmazsın, yuvarlanır gideriz ya. Bana mı? Doğru söyle bakayım. Sen beni mecbur etmek için mi bu planı yaptın yoksa? Anne tamam, bütün hırsını babamdan çıkardım. Ver bakayım şimdi, ver. Tamam işte kızım, işte sinirlerim bozuk benim, gördünüz içeride. Hani babam doğru söylüyor. Bir tarafta sen yemeklerini satarsın, bir tarafta babam satar. Hı? Ya kızım, iyi, güzel de... Ya sana bir yıl eşya alınacak. Çeyizim var. Ya o küçücük dükkandan nasıl çıkacak bu kazanç? Şey Meryem, şimdi satılan dükkandan bir kısım para kalmış. Dolayısıyla o paranın bir kısmını evlilik için ayırırız, diğer kısmını da masraflara falan çıkartırız. Merak etme. Ya para zaten senin. Babam öyle dedi ya. Gerekirse nikahı erteleriz, merak etme. Of ya, of. Ben hiçbir şey düşünecek halde değilim şu an. Tamam, yarın olsun, hayır olur inşallah. Meryem, hadi itiraf et. Bu dükkanın şartlarına yattı değil mi? Sana da gün doğdu. Ana aşkım. Anneniz bana hala aşık. Babam uyudu mu? Emine yatırdı ama uyumuştur herhalde. Gözünü seveyim Asiye'm. Yalnız bırakmayın adamı ha. Sen hiç merak etme. Fikrim zikrim. Yalnız bırakır mıyız? Bundan sonra gözüm hep üstünde olacak. İyi. Çocuklar uyudu mu bari Devlet Hanım? Abim ya ben şu Diyanet'in sitesine giremiyorum. Bir baksana şuna. Ne yapacaksın ya bu saatte Diyanet'i? Bizim imamı şikayet edeceğim. Sabri Hoca'yı mı? Yok canım onu olur mu hiç abim? Bizim Enteke'deki imamı şikayet edeceğim. Yani sabah ezanında camiye açmıyor, iş güzel evinden okuyor sabah ezanını. Sana ne devlet? Sen sabah namazına camiye mi gidiyorsun? Hey,
Abim hiç olur mu öyle şey? Sabah ezanında Allah'ın evi hiç kapalı olur mu? Ben anlamam sistemi de işinden. Zaten kafam olmuş 1 milyon. Allah başka dert vermesin devletciğim. İyi o zaman ben yarın gidip sizin caminin imamına şöyle bir danışayım. Yani zaten kendisinde bir Nihat Hatipoğlu havası var, ben hissederim. Belli canım, aynı onun gibi böyle vakur, erdemli, bilgili biri belli ya. Belli, belli. Seninkinin derdi anlaşıldı. Asiye başlama yine. Abim ya, senin sinirlerin iyice haşamat olmuş. Yok ya. Sen hiç bu kadar taşkalaya gelemezsin. Buralar yaramamış sana. Nesi varmış buraların? Daha ne olacak? Ortalık curcunaya dönmüş. Karakollarda imamlar, habersiz dükkan satmalar filan. Büyük şehir hayatı kolay değildir. Sen alıştın tabii küçük şehirde sessiz sakin yaşamaya, yadırgıyorsun. Ben de Enteke sıkılmıştım zaten. İyi oldu geldi. Ama her zaman böyle eğlenceli değildir büyük şehir. Adamı boğar, boğar. İşte ben de Enteke'de boğuldum zaten. İyi oldu. Hayatıma biraz renk, aksiyon geldi değil mi? Ben bir Emine'ye bakayım. Aklı sıra. Bu da beni buradan gönderecek. Alttan alta laf depi. Olur mu hiç öyle şey devlet ya? O senin için dedi yani, alışık değilsin falan. Yoksa çok sevindi geldiğine. Vallahi bak. Olsun abi, ben seni hiç üzer miyim? Zaten bir yere gitmeye niyetim. Ben çok hayırlı işler peşindeyim. Hadi hadi kız. Gazoa ulaşılamıyor. Ah be Boyraz, ben sana demedim mi evladım, aç şu telefonunu diye. Allah'ım ya. Ama belki de çocuğun imkanı yoktur ya. Denizin ortasında çeker mi hiç? Ah Sabri Efendi, ah. Ah Boyraz, ah. Hep dert. Bismillahirrahmanirrahim. Sen kimsin be? Lütfen sessiz ol, duyacaklar. Kaçak mı bindin yata? Sen ne? Ya ben kaçıyordum, buraya saklandım. Sonra yat hareket edince çıkamadım buradan. Kimden kaçıyorsun sen? Polisten mi? Hayır, ya babamlardan kaçıyordum. Ya beni öldüreceklerdi, çaresiz kaldım. Lütfen. Kızım biz Yunanistan'a geçiyoruz. Sen manyak mısın? Niye biniyorsun bilmediğin yata? Oha. Yunanistan mı? Evet, Yunanistan. Sen benim başıma bela alacaksın. Hayır, 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 lütfen. Ne olur bak. Bak ya, anlamıyor musun sen beni? Bak, babam beni öldürecekti diyorum sana. Bak, sana söz veriyorum. İlk durduğumuz yerde inerim, olur mu? Ne olur beni ele verme ama lütfen. Ya ama bak, ağlıyorsunuz şöyle. Bak ne olur, buradan hiçbir yere ayrılmam, tamam mı? Başına da bela olmam. İlk durduğumuz yerde de kimseye görünmeden iner giderim, olur mu? Lütfen. Kapıyı bahçeye açık bırakmışsınız. Ya affedin, biri kaçırsaydı. Ulan hem bizi hem seni taşıdık. Olsa o kadar da. Hadi hadi. Zeynep Hanım iyice havasız kaldı. Yavaş yavaş. Yavaş. Estağfurullah.
Ula halıyı alalım. Oğlum bırak şimdi halıyı ya. Ula bu halının ne kadar olduğunu biliyor musun? Halis mi biz? Hele ki halis mi? Tövbe estağfurullah ya. Ben Zeynep Hanım'ı alırım. Siz halıyı çekin. Emin mi dedi? Ne ediyorsun oraya ya? Bir tane normal adam yok ha buraya ya. Dur ulan ne yapıyorsun? Zaten baygın gibi yatay. Olsun oğlum adetten. Üç. Ya aşağıdan gidelim. Bu yandan gideceğiz dedim. Ulan bu taraftan gidelim. Lan kızı ben kaçırmayayım. Bu yandan gideceğiz. Hala benim dur. Bu taraftan gideceğiz. Lan bunu dedim sana. Ya ben afeti kaçırdım ya. Ne? Dayı. Ne ediyorum? Başka yol mu bıraktınız bize? Biz birbirimizi seviyoruz ya. Kaçırdım ya. Kaçırdım ya. Afet kalk. Afet uyan. Afet ya. Hem ete hem uyku ilacı biraz ağır geldi tabii. Allah'ım sen çok büyüksün Allah'ım ya. Bugünüm normal geçti ya. Bugünüm ya Afet'imciğim ya. Çok kötü rüyalar gördüm. Yahu anne. Dursun Bey Meryem'e dükkanı satmış. Bundan daha kötü ne olabilir ki? Ne? Ya ne diyorsun? Hemen gitmem lazım benim şimdi. Ay ben de rüyamda kaçırılıyordum. Afet diye beni kaçırıyorlardı. Oğlum lütfen kendine dikkat et ha. Ya anne çok fazla Türk filmi izliyorsun ya. Bırak şunları izleme Allah aşkına. Oğlum. Çabuk, Afet'e bak. Koş. Afet'e mi? Koş, Afet'e bak. Rüya değilmiş. Afet! Afet! Ay. Afet! Bak işte gördün mü kızımı kaçırmışlar. Kızımı kaçırmışlar. Yahu anne, bana bak. Bu Afet beni katil edecek yahu. Ulan Afet! Afet, kalk kız, kalk. Afet. Afet. Ya uyansana ya. Afet. Oğlum sen hangi akla hizmet bunu kaçırıyorsun ha? Hangi akla hizmet Afet'i kaçırıyorsun? Ya ablacığım bir dinle seni. Sus. Bana abla deme. Bana abla deme. Ay şimdi Zeynep Hanım. Kafamın ta tepesine sıçratacaksınız. Vallahi sıçrayacak. Oğlum acık sabredemedim ha. Sabredemedim mi? Ne acelem vardı ya. Biraz sakinleşsin her şey. Bir durulsun her şey. Ya kızdan bana mı kaçırıyorsun? Ne edeyim abla? İyi sadık vermediler. Ben de vurdum omuzu, aldım geldim. Ferhan. Aşkımın içi. Aşım bu kuşta. Ah! Onların aklı beş karış ama. Benim de dükkanımı gitmiş. Uğraştığım şeyler var. Ne? Dükkan mı gitti? Nereye gitti? Ya. Babam dükkanı satmış. Hayır yarışında birinci olmak için.
Ya ah babam ya, ah babam ya. Bak ablacığım, hamı babamda hiç akıl yok ya. Erhan, al beni devralı. Afet, Afet uyan da. Uyan bırak İmer. Afet, kalk uyan da. Arıyorlar işte, arıyorlar. Ya gözünü seveyim, burada olduğunuzu söyle. Sus! Ecevit, kardeşim burada. Gel al. Ama abla, ya ben ne dedim ya? Ulan Devran. Ulan Devran! Yaktım seni Devran! Abin kalk, kalk, kalk. Abin duydu, geliyor. Kalk kız, kalk. Abin, uyan da.